Yani arkadaşlar, bugün de üçüncü gündeyiz. Sahile falan gittik. Bugün de piknik yerlerine gidelim, görelim diyoruz. Hadi bak. Dünkü bahsettiğim pazara ancak bugün gelebildik. Size biraz pazar tanıtalım. Geldik. Pazarımızı gezdik. Güzelce kahvaltımızı yaptık. Şimdi bir tane şelaleye doğru seyahate çıkacağız. Güzel girişine çıktım. Girişi kadar kalitesi güzel değildi ama fena değildi. Lezzetleri falan. Fena değildi yani. Güzel sayılabilir. Meşhur Aktaş Şelalesi'ne geldik. Yolları çok iyi olmasa da babam çok sofransa da geldik. Yürüyüşte yoluna biraz fena değil mi diyelim artık. Araba yolu baya kötü, jiple gelinecek bir yol. Normal sedanla hiç pek de olmaz bu iş. Yani biz geldik, arabanın altı falan çok da iyi. Arazi arabası lazım. Burada güzel ya, kesiyor. Gezmek olsun, her yeri gezelim işte. Her coğrafyayı görmek lazım. Biraz yol çek. Ne sen Leyla'sın ne de ben Mecnun. Ne sen yorgun ne de ben yorgun. Kederli bir akşam. İçmişiz, sarhoşuz hepsi bu. Burada böyle 700 metreymiş otoparktan arabaya park ettikten sonra. Park ücreti var sadece bir 10 TL. Google yorumlarına baktım. Yollar kötü ama gittiğinize değer yazıyordu. Değer mi değmez mi bakacağız, göreceğiz. Bence değer gibi ya, manzarası falan gayet güzel. Evet, şimdi sudan mı geçeceğiz, ne yapacağız? Hadi o zaman başlayalım. Niye başlayacaksak sudan geçelim. Yapalım mı? Kendi seyahatteki Ulvi ne yapar? Ne yapar? Havalimanına hava almaya gider. Hadi görüşürüz. Tatlının ismi neydi? Minen Güzeli. Aa, taşta sallandı. Kanıncı. Menen Güce'yi. Buranın yöresel tatlısıymış. Deneyelim bakalım. Evet, evet, üzerine dökülmüş. Nasıl tadı? Zulma tatlısından bir farkı yok ya. Yok yok. Hiç. Öyle mi? Fark yok. Ama denemiş olduk. Bu akan dereler denizlere dolacak. Evet, yarın balıkçı teknesi ayarladık. Denizde de bir balıkçı teknesiyle gezeriz, bir yüzeriz cumburlop. Karadeniz'in suyu çok hoşuma gitmedi de. Artık yarın Akköy, Karaköy belli olur. Hadi yarın görüşürüz. Yarın mı görüşürüz? Belki yarın, belki yarından da yakın. Dördüncü günden günaydınlar. Ne haber? Hadi tekneye geçelim. Arif kaptanımızın yanına gidelim. Hadi arka kameraya geçelim. Let's go. Niye zaten şöyle yapıyoruz? Arka kameraya geçelim. Kanka. Elif. Unuttum. Almaz olur muyum ya? Ha, ben buradan nasıl geçeceğim de? Al balıkları sana vereyim. Yapacağım.
size balıkçılara gidip biz balık tutacağız deyip böyle denizlerde gezice yüzebilirsiniz. Güzel taktikmiş. Babamdan öğrendim ben de. Güzel ya. Yanında huzur bulduğun kişiler varsa güzel bir hayat. Olması daha mümkün olur. Yanında sevdiğin kişiler varsa beraber keyif alabileceğin, vakit geçirirken güzel eğlenebileceğin insanlar varsa yaşadığın andan zevk alıyorsun. Got enough of every melody, they all sound the same, yeah. For my broken heart, no remedy, but maybe if you stay, we can get away with it. Cause you make me love my imperfections, answer all my questions, just to show me what's on the other side of inhibition. Apologies, my baby. How do you do? 'Cause I'm feeling so good. Ne haber? Sakarya Adapazarı öyle bir yerdir. Karasu'ya geldik, Karasu ilçesine. Sakarya'ya bağlı sanırım. Buraya gelince İzmir helvasını dondurmasız denemek olmaz dedim, bir deneyelim. Tadı güzel gayet. Güzel şehir, tam kafa dinlemelik. Kocaman plajı var, kaç kilometre bilmiyorum da bayağı uzun. Var mı başka eklemek istediğimiz bir şey? Yok. Görüşürüz. Burada Karasu ilçesinin farklı bir plajı. Böyle. Burada biraz daha cingene ağırlıklı var, cingenler. Buraya gelmeyin, siz şehir merkezine gidin. Bayağı burada satılık evler falan var, emlakçılar buraya esir almış. Habire ev alıp, arsa alıp daha doğrusu, ev yapıp satıyorlarmış. Böyle bir yer işte ya, biraz da sahile çek. Sahili çok güzel. Lakin insanları biraz cingin, cingan. Nasıl güzel tabirle kullanabilirim diye düşünüyorum. O şekilde insanlar ya, buraya gelmeyin, boş verin burayı. Yani gelince yapacak bir şey yok. Keyif almazsınız. Size daha güzel yerler, oraya gidin. Karasu ilçesinin asıl merkezine giderseniz orası da güzel. Bakın görün, ayar verin işte ya. Hadi görüşürüz. Karasu'nun bir ilçesine geldik. Bakayım bu beni taşıyacak mı? Taştı. Burada böyle bir yer. Korkunç bir ama çok güzel, efsane bir yer. Hadi biraz arka kamerayı açalım da biraz buraları çekelim. Bugün de Karasu programımızda Langos diye bir yeri geziyoruz. Karasu ilçesinin burası da. İşte yürüme yollar. Böyle cingana dayılar falan. Genelde güzel insanlar var. O şekilde. Yürüyüş parkur. Yolunuz düşerse buraya uğramadan geçmeyin derim. Hadi yolculuğumuza devam edelim. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Bugün de 5. gündeyiz. Bugün buradan ayrılıyoruz. Artık memlekete dönüyoruz. Bir 2 hafta falan sonra tekrar tatile çıkmayı düşünüyorum. Tek başıma.
Yani tek başıma düşünüyordum bu sefer de. Babam çok rica etti. Kıramadım artık. Küçüğüm o küçüğüm. Bu sefer bu kadar olsun. Dönüş bir yolunu çekersem bir şey katacağımı düşünmüyorum şu anda. Toplam 5 günlük bir vlog tarzı çektim. İki video şeklinde yayınlamayı düşünüyorum. O şekilde. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Tam döndük gidiyorduk ki burada bir de şifası varmış. Bağırsakları falan iyi geliyormuş. Soğuk böyle buz gibi su. Geçerken bir uğrayın işte. Nereden geçerken ne? Biz Düzce Akçakoy'dan Ankara'ya doğru gidiyoruz. Muhtemelen Akçakoy'dan Düzce'ye doğru giden yol da aynı. O yol üstünde. Güzel bir suya benziyor. Suyun nesi güzel. 1 TL'lik su ve 100 TL'lik su vs yapacağım. Bu oyundan sonra. İkinci videom olacak. Hadi görüşürüz. Evet, yolda giderken video çekmeyecektim. Lakin burada Abant Gölü varmış. Yani çekilmeyecek gibi değil. Çok güzel değil mi ya? Bolu Abant. Bolu olması gerekiyor. Genel kültür sıfır. Bolu yani. Biraz arka kamerayla çekeyim. Müzikte falan bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ama çok güzel ya. Böyle göl ama su soğuk, içinde balıklar falan hiç avlanmamış. Çok güzel bir görüntüsü var. Şimdi kendimle bozmayayım o görüntüyü, arka kameraya geçelim. Let's go. Görüşürüz, bu kadar.